Dedem gezgin. Dedem. Dedem dedem dede dede dedem. Dedem. Dedem dede 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 dede. Merhaba benim güzellerim. Gezgin dediğinizi özlediniz mi? Bugün ülkemiz için çok ama çok önemli bir şehrimize gideceğiz ve orada yaşanmış iki büyük destanı sizlere anlatacağım. E ee, hadi başlayalım. Ben üniversite yıllarımda birçok kulüpte görev aldım. Bunlardan biri de Gezi Kulübü'ydü. O yıl Üniversiteler Çanakkale'de adında bir gezi düzenlemiştik. Afişler hazırladık, araçlar kiraladık ve çok güzel hatıralarla andığım bu anlamlı geziyi tertip etti. Düşünsenize bir otobüsün içinde İstanbul'un birçok üniversitesinden gelen öğrenciler vardı. Çanakkale'yi tercih etmemizin nedeni tarihimizdeki önemiydi. Ayrıca Çanakkale sadece bizim için de değil, bizden önce bu topraklarda yaşayan birçok uygarlığın da önemli şehirlerinden biri olmuştur. Çanakkale turumuzun rotası şöyleydi. Önce şehitliğimizi ziyaret edecektik. Son olarak da Truva atını görecektik. Truva atını daha önce duymuş muydunuz? O da tarihteki başka bir savaşın simgesidir. Bakın anlatayım. Rivayet odur ki zamanın birinde Yunanlılar o zamanki adı Truva olan şehri almak için büyük ve güçlü bir ordu kurmuşlar. Onlarca gemiyle birlikte denizden gelerek Truva'nın surlarına dayanmışlar. Kendilerince kolay bir galibiyet olacakmış bu ama işler hiç de bekledikleri gibi gitmemiş. Tam 10 yıl boyunca şehri almaya çalışmışlar ama bir türlü o büyük surları aşmayı başaramamışlar. Günün birinde içlerinden birinin aklına parlak bir fikir gelmiş. Bütün orduyu gece yarısı gemilere bindirip görünmeyecek bir kıyıya doğru saklanmışlar. Ve geriye yalnızca bir at bırakmışlar. Ama öyle bildiğimiz at değil. Kocaman! Tahtadan yapılma bir atmış bu. Sabah olduğumda turvalılar bir bakmış ki ortalıkta kimsecikler yok. Tahta atı şehrin surlarından içeri almış ve kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz gece yarısına kadar dans edip eğlenmişler. Artık eğlenceden yorgun düşüp uyudukları sırada atın içinde gizlenen Yunanlı askerler çıkmış ve şehrin kapılarını açarak kendi ordularının içeri girmesini sağlamışlar. Böyle bir baskına uykuda yakalanan Truvalılarsa bir şey yapamamış ve 10 yıllık mücadeleleri basit bir kandırmacayla heba olup gitmiş. İşte Truva'nın hikayesi böyledir çocuklar. Hadi şimdi de kendi hikayemize dönelim. Çanakkale'ye vardığımızda ilk durağımız olan Şehitlik'te mola verdik. Burada ülkemizin bağımsızlığı adına mücadele etmiş olan kahraman dedelerimiz için Fatiha okuduk. Tarih 18 Mart'tı. Bu sebeple de Şehitlik çok kalabalıktı. Ziyaretçilerden bir grupta Avustralyalılardı. Avustralyalılar zamanında Çanakkale'yi ele geçirmek için gelen devletlerden biriydi. Karşımızda onların torunları vardı. Sizin anlayacağınız. Onlar da kendi ziyaretlerini yapmış, sonra da bizim dedelerimize de saygılarını sunmak için şehitliğimizi ziyarete gelmişlerdi. Yeni tanıştığımız Avustralyalı arkadaşlarımızla bayağı kaynaşmıştık. Onlar bize kendi ülkelerini anlatıyordu. Biz de onlara Türkiye'mizi. Hatta o kadar iyi anlaştık ki gezinin bundan sonraki kısmını birlikte tamamlamaya karar verdik. Tanıştığımız yeni arkadaşlarımızdan bir tanesinin dedesi Çanakkale'ye gelen Avustralyalı askerlerden biriymiş. Buraya gelmiş ama sonra ülkesine dönememiş. Yeni arkadaşlarımıza iyice kanımız kaynamıştı. Artık otobüslerde karışık seyahat ediyorduk. İlk durağımız olan Seddülbahir'den sonra gideceğimiz yer Arıburnu'ydu. Arıburnu, Anzak askerlerinin çıkarma yaptığı yerdir. Anzak, Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara verdiğimiz ortak isimdir. Arı burnuna vardığımızda ufak bir piktik yaptık. Çevreyi dolaşmaya devam ederken bir mezarlık gördük. Bu oraya çıkarma yapan Avustralyalılara aitti. Çevrede gezip etrafı izlerken birden bir ses geldi. Buldum! Sesin geldiği yöne baktığımızda her iyi gördük. Merakla yanına vardığımızda sevinçten ağlıyordu. Ne oldu diye sorduk. O da hemen önünde durduğu mezar taşını gösterdi. Üzerinde David Tivol yazıyordu. Meğerse yıllardır haber alamadığı dedesinin adını mezar taşında görmüştü. Sonunda torunu kayıp dedesinin izini bulmuştu. O an hepimiz o kadar duygulandık ki bazılarımız heriyle birlikte ağladı. Çanakkale Savaşı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur çocuklar. İçinde birçok kahramanlık hikayesini barındıran ama çok önemli bir savaştır o. Bigalı Mehmet Çavuş, Seyit Onbaşı, Üsteğmen Hasan, Cevat Paşa, Albay Halil Sami, Yarbay Mustafa Kemal ve daha yüz binlerce neferimizde ülkemizi korumayı başarmıştık orada. Turvalılar bir tahta atla şehri teslim etmişti. Ama bizim Çanakkale'miz geçilmezdi, geçilemedi de. Hepsinin ruhu şad olsun. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Gözlerinizden yanaklarınızdan öperim. Hoşça kalın.